Evet, 90'ları da iade ettikten sonra burada laf çoka başlayalım. Sayın Tan Satürk konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş Sayın Fedin Fedin Sevik Katapan konuğumuz, çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir mabilendim sizinle birlikte böyle bir enteresan. Fadik Sevim Olur. Hoş geldin canım, Allah Allah. Şöyle bir şey, Levent'in de başına geldi. Bu Levent Üzümcü'nün Altın Portakal'da bütün Korelileri sundu. İşte Van Karbay bilmem ne söylesene Fadik Sevik Atatos dedi. Daha beterim var yani. Resmen ya. Ne mavisi, kırmızılandım. Nail Sarıgül, hoş geldiniz efendim. Sarıgül. Güzel. Ve Sayın Yunus Güler, hoş geldiniz. Şimdi efendim. Bende hiç problem olmadı. Siz de değil mi ya? Öyle bir korku verici bir şeyiniz var ama. Bir de tam karşımdasınız ya. İsmim basit abi ondan. Eyvallah, peki. 5 kelime 5 anlamımız var. Bu ısınma turu. 2 reklam arasında böyle vakit geçirelim diye, eğlenceli. Tan, senden başlıyoruz. Bir kelime veriyorum. Hayatında bir anlamı varsa söyleyebilirsin. Tight. Besül. Ne dedin? Ben hiç alakası yok anlamında. Alakası yok tight'la senin. Hani bir bağlantı yok. Yani Türkiye'de giyilmemesi gereken şey. Türkiye'de giyilmemesi gereken şey. Erkeklerin giyilmemesi gereken şey. Fadik Sevin Atasoy'a soruyoruz. Bavul. Bavul başımın belası. Beni yola çıkaran kişi. Yani bu bavul canlı mı? Konuşuyor. Anladım. Kızılderili mi? Kırmızı çünkü. Yok, hayır. Değil, peki. Değil. Konuşuyor. Konuşuyor, bayağı konuşuyor. Şimdi düştüm. Ağır konuşuyor hem de. Ağır mı konuşuyor? Tabii çok böyle erdemli bir kişilik aynı zamanda. Peki, öyle ağır, atar falan yapmıyor ya. Normal ağır konuşuyor, felsefe. Yok, hayat dersi veriyor, yola çıkarıyor. Bavul bildiğin. Tabii, meydan okuyor. Enteresan. Başım belaya sokuyor. Nasıl teslim ediyorsun adamlara böyle değerli bir şeyi, filozofu? Geçen annem bir taksiye binmiş. Taksici demiş ki, ya Emel Hanım demiş, ben o gün geçen gün sizin kızınız geldi, onun bavulunda ayıp olmasın diye ben taşımak istedim. Yemin ediyorum 2 gün yataktan kalkamadım, sesimi de çıkarmadım ama hanıma rezil oldum demiş. Annem telefon açıyor, bak taksiciler artık şikayet ediyorlar. Bavul ağır konuşuyormuş, belki de laf attı adama, kim bilir. Evet, sevgili Nail Kırmızıgül, size Sultanahmet diyeceğim efendim. Sultanahmet en sevdiğim semtlerinden bir tanesi İstanbul'un. Yaşıyor musun abi orada? Yok, orada yaşamıyorum. Hiç yaşamadın. Ama gezip tozmayı çok severim. Bana böyle ilginç bir huzur veren. Mesela semtlerin benim üzerimde ilginç psikolojik etkileri vardır. Mesela Beyoğlu, özellikle İstiklal Caddesi, Galatasaray Lisesi'ne kadar olan kısmı. Ben inanılmaz çok mutsuz dönerim eve. Yani istediğim kadar keyifli bir şey yaşamış olayım. Yürüyemiyorsun ki abi zaten. Hayır, yürümesem bile kötü bir elektriği var bende oranın. Hmm. Ama mesela Sultanahmet civarı sahiden çok keyifli, çok huzurlu. 80'lerde İstanbul'da mıydın? Ha, değildim. 80'lerde Sultanahmet, biz İstanbul gençliği için işte böyle Feriköy Kurtuluş'ta büyümüş. Biraz da hani fırlama olanlar için şeydi. Yani oraya gelirlerdi turistler. Hani acaba 2-3 Arak diyebilir miyiz diye. İngilizce çalışmaları yaptığımız yerde. Bizim için yüksek dil akademisiydi orası. Şimdi huzur veren bir yer olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Yararı oldu mu dil açısından? Dil dile değmeden dil öğrenmiyoruz. Bunu öğrendik. Dolayısıyla dilsizim gördüğünüz gibi hala. Yunus Güner, okul diyorum size de. Ne oldu Tayta? Ben varım, ben varım. Tayt eğlenceliydi, bavul da eğlenceliydi. Hepsine mesela çakabilirdim ama ya okul çok... Okula çakamıyoruz değil mi? Ya okul... Tam süren doldu. Okul iyi bir şey falan yani. Ya okul deyince aslında benim aklıma sadece konservatuvar geliyor. Yani lise bitene kadar ki bölümü ben pek okuldan saymıyorum. Öyle mi? Yani bir şey öğrenmiyorsun ki. Abi benim gibi bir erkek lisesinde olsaydı inan ki... Acayip şeyler i̇şte, çıkartabilirim. Ama işte yani. O zaman Sultanahmet'e gidiyorsun habire. Tabii o. Dil öğrenme. Ne yapacaksın abi? Motor meslek okuyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Karışıklı. Sultanahmet'e gerek kalmadı. Çok. Peki. Tam düş diyorum sana. Zor sorular geliyor bana. Sen çalışmadın yani, mı? Yani çalışmadım. Ben soruları gördüm. Sor. Bakalım da Ayda sorular verilmiş daha öncesinden. Düş. Bak ya konuştum. Ayda. Düş. Evet. Vallahi vermedik. Hayal diyeyim ben. Onunla bağlayayım. Güzel. Yani şey sonuçta aynı anlama geliyor. Fadik Sevin Atasoy, zindan. Oo, çok kötü bir şey o ya. Tutsaklık, zindan. Yatmışlık var mı içeride? Allah korusun yok ama. Allah korusun tabii. Ama ya, şey. Rol gereği falan. Var rol gereği. Chicago müzikalinde bu 6 mahkumu zindana mahkum edilmiş 6 kadını oynamıştım. Ya o müzikalde de zindana yani girer insan her türlü yani. Evet. Sizinize. Bir de 72. koğuş vardı mesela. Oradaki zindan daha farklı. Nail Kırmızıgül, nargile. 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 Aa evet. 99 ile 2002 arası diyeceğim. 2002-2003 arası. Çok sık gittiğimiz. İşte Yılan Hikayesi dizisini çektiğimiz dönem çok geç saatlere kadar çalışırdık ve Tophane'deki nargile kafelere giderdik.
Ama şöyle hani işte sabahlama günlerinin sonunda işte gün dönmüş, ertesi gün ne çalışıyoruz falan artık beyin kilitlenmiş. İşte, beyin fokur diyor. Aynen öyle. Ben bile fokur orası diyor. Böyle bir huzur verirdi, otururduk falan ama. Huzur anlamına geliyor. Ama daha sonra da hiç yani şeyim yok, bir alışkanlığım ya da özlemim yok nargileye de. Anladım, peki. Hayırlı olsun. Yunus Güner size slip diyeyim o zaman, kolay benim. Gay. Ne dediniz? Gay. Ne? Gay. Gay. Peki hayırlı uğurlu olsun. Peki Tansu Atürk oy diyorum size. Çelişki diyeyim. Çelişki diyorsunuz gayet güzel. Vadik Sevin Atasoy sansür. Baltalı hamsi diyorum. Buyur. Ben de direkt buyur demiştim. Direkt aklıma geldi. Yine bavulla ilgili. Ben bu ara bavula takmış vaziyetteyim ya. Ya bavul da sizi takmış anladığım kadarıyla. Aranızda müthiş bir aşk ilişkisi var. Ben rüyamda baltalı bir hamsi gördüm. Ciddi söylüyorum. Yani böyle şey kanatları balta şeklinde. Suat Özkan vardır karikatürist. Bilmez miyim? Suat'a gittim dedim ki Suat böyle böyle bir rüya gördüm. Ne yapabiliriz? Dur dedi ben hemen bunun karikatürünü yapayım. Karikatürünü yaptıktan sonra benim yazdığım yazıların içerisinde sürekli sansür uygulayan bir yaratık baltalı hamsi. Anladım. Sansür deyince o geldi. Baltalı hamsi geldi. Yani hayatta sana yapamazsın, edemezsin, beceremezsin, eksiksin, daha çalışmalısın diyen ne varsa benim için sansür mesela. Yiyin onu, tavası falan güzel oluyor mu yani? Tam mevsim. Hızlı uçuyor. Hızlı uçuyor. Baltalara peki. Nail Kırmızıgül töre. Töre. En son rol aldığım Firar dizisi de. Orada bıraktın galiba değil mi töreyi en son? Orada bıraktım, Mardin Midyat'ta bıraktım. Gerçi dizi İstanbul'a taşındı ama... Töre tabii ki işte hani üzerine uzun uzun konuşulacak bir şey ama hani ben yanıtımı böyle geçiştirmek tamam, istiyorum. Tamam dizi seti olarak evet, geçiştirelim bunu. Firar dizisinde bıraktığım bir kavram. Peki Yunus Bey o zaman size zina diyeyim. Olur öyle şeyler hayatta. Normal değil mi? Peki. Hayat böyle. Olur öyle şeyler çok güzel bir açıklamaydı. Hayatınızdaki anlamı olur öyle şeyler. Peki devam ediyoruz. Tansu Atürk, patik. Vallahi... En çok kullandığımız herhalde obje en hayatta. Evet. En çok eskittiğimiz. Hı hı. Patik. Bir de babet patiksiz olmaz. Patik. Yok patik. Babet. Patik. Ha, tamam. Erkekler için patik daha babet çok. Babet başka bir şey değil mi? Doğru diyorsunuz. Kızlar için point shoes. Point shoes. Yani o parmak uçlarına durdukları. Erkekler durmaz parmak nasıl ucunda. Tahta var ucunda. Zor. Tahta mı? Tahta var. Silikon var içinde. Her şey eskiden var. Bir hikayesini anlatayım ben şu point meselesini. Kimse bilmez belki de. Birçok insan bilmeyebilir. Şimdi silikonlar çıktı. O ayaklar tabii mahvoluyor patik pointlerin içinden. Bütün gün çalışınca. Eskiden silikon falan yoktu. Benim Fransa'ya gittiğim dönemde. Fransa'da kızlar patikler, point shoes'larını çıkardılar ilk çalışmamızda. İçinden bir şey çıkıyor böyle. Posa gibi. Ve kokuşmuş bir şey yani. İğrenç bir şey. Bu ne dedik? Biftek koyuyorlarmış içine. Biftek? Doğru. Biftek. Yani o biftek koruyor aslında ayakları ve onunla çalışılıyormuş eskiden. Şeyde Pia filminde Pina Bausch'un orada da bifteği bağlayıp dans ediyordu dansçı. Peki yani hatta. Uzun bir ne bileyim şeyde eserde çok pişmiş oluyor herhalde. Vallahi herhalde. Sağlam pişmiş oluyor herhalde. Hayırlı uğurlu olsun peki.